TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Ben Fatih Şahin. Bugün 2 Temmuz Pazartesi ve Hicri olarak da Şevval ayının 18. günü içerisindeyiz değerli izleyenler. Yarım saat sürecek programımıza sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattından tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ileterek programımıza katılım sağlayabilirsiniz diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadele faaliyetleriyle başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin Münbiç kentinde Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle birlikte 7. devriye görevini gerçekleştirdi. Kuzey Irak'taki ZAP bölgesiyle Van, Çatak ve Şırnak Beytüşşebap ilçelerine düzenlenen hava harekatlarındaysa 8 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik sınırda ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta 7. devriye faaliyeti icra edildi. Türk ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngören mutabakata göre Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulması hedefleniyor. Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak ve sınır ötesinde 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarının da bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesiyle Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatları sonucu bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonları sürerken teröristlerin Kandil'in kuzeybatı bölgesinde yer alan Soran'da Peşmerge ve Türk askerleri arasındaki bölgede teröristler için çember daraldı. Mehmetçiğin baskısıyla güney bölgelere çekilen teröristler Erbil'in kuzeyinde yer alan Peşmergelerin kontrolündeki Soran ve Revandiz bölgesinde köşeye sıkıştı. Karadan ilerleyişin sürdüğü bölgede Mehmetçiğe havadan da İHA, SİHA ve F-16'larla destek sağlanıyor. Terörden arındırılan bölgelerde ise hayat giderek renkleniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3400 rakımlı cilo dağları da o bölgelerden birisi. Buluşma bir dua hükmünde biz burayı turizm için de hayvancılık, madencilik için her şey için kullanacağız gibi bir dua bu aslında. Cilo dağlarındaki Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 1. Doğa Sporları Festivali çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Festival adı yıllarca terörle anılan Hakkari'de renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında kano, trekking ve bir iki zirve tırmanışını gerçekleştirdik. Tabii bununla beraber geceleri ateş eşliğinde canlı müzik ve halkın katılımıyla ciddi bir ilgi gördü. Gelirken kaygılarım vardı. Gideceğim bölge hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çünkü ilk kez Hakkari ve Yüksekova'ya geldim. Ama çok beğendim, çok memnun kaldım. Bütün Türkiye'ye tavsiye ediyorum. Gelip görsünler. Visited. He showed me some photos. Bir arkadaşım bu bölgenin fotoğraflarını gönderince gelmeye karar verdim. Beklediğimden çok daha güzel bir yerle karşılaştım. So this is a really rare natural beauty. Birçok dağcının, sporcunun burayı görmesi, yaşaması gerekiyor bence. Sayın seyirciler, 22 Haziran'da Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Bahşiş sonrası tekrar gündeme gelen cinsel suçlara yönelik yaptırım ve önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan net açıklamalar geldi. Bozdağ, kimyasal hadım cezasının yeni dönemde devreye sokulacağını duyurdu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği arama çalışmaları sonunda kara haber geldi. Allahu Ekber. 22 Haziran'da Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül, dün feryatlarla toprağa verildi. Türkiye'yi sarsan vahşet siyasetin de gündemindeydi. Vahşice bir cinayet.
Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık. Çocuk istismarı ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası gündeme gelen kimyasal hadım düzenlemesini hatırlatan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cinsel suçlara yönelik güncellenecek cezalara ilişkin net konuştu. Bütün kardeşlerimizin dualarıyla uğurlanıyor. İnsanlıktan nasibini almayan bu tip kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Minik Eylül'ün katledilmesine Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da yayınladığı taziye mesajıyla tepki gösterdi. Erbaş, Tekbir suresine atıf yaparak vahşeti kınadı, ailelere uyarılarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra vahşice katledilmiş halde bulunan Eylül'le ilgili basın açıklaması yayımladı. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir. Biz inanıyoruz ki herkes çağının şahidi ve sorumlusu olarak iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekvir suresine atıf yaparak bütün zalimlerin yaptıklarından hesaba çekileceği mahşer gününde diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günah nedeniyle öldürüldüğü sorulduğu zaman canilerin elin bir azaba çarptırılacağını vurguladı. Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman elbette caniler elin bir azaba çarptırılacaktır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Erbaş taziye açıklamasında ailelere uyarılarda da bulundu. Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi çocuklarının maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Başta ailesi olmak üzere vicdanı sızlayan herkese başsağlığı diliyor. Aziz milletimizin hiçbir ferdinin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugünün gazeteleriyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinde sürmanşetten başlayalım değerli izleyenler. İslam bilim tarihi, Türk bilim dünyası çok önemli bir şahsiyeti dün ebediyete uğurladı. Fuat Sezgin Hoca değerli izleyenler 94 yaşında hayatını kaybetti ve cenazesine başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet erkanının yoğun bir katılımı söz konusu oldu. Bu haber bugün Yeni Şafak gazetesinde yer buluyor. Hocaya büyük vefa başlığıyla İslam bilim tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Profesör Doktor Fuat Sezgin Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını inşallah Fuat Sezgin İslam bilim tarih yılı olarak ilan edeceğiz dedi. Erdoğan Sezgin'i tanıdığı andan itibaren ilim noktasına nasıl kararlı bir insan ve nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüğünü anlattı. Sezgin'in yurt dışında kalan eserlerini getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte diye konuştu deniliyor haberde. Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakalım. PKK 17 aileyi kaçırdı, bayram ziyareti için Türkiye'den gitmişlerdi deniliyor haberde. PKK'lı teröristler bayramda Türkiye'den Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'daki akrabalarını ziyarete giden 17 Suriyeli aileyi kaçırdı. Esad rejimine bağlı şebbihalarda Halep'te 3 kişiyi alıkoydu. Suriyelilerin kaçırılma nedeni telefonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının çıkması diyor Yeni Şafak. Bir başka haberle devam edelim değerli izleyenler. Komşumuz İran kaoslu günler geçiriyor. Özellikle eylemlerin bir hayli fazla olduğu Tahran. Bu kaosun başını çekiyor Tahran'da yaşanan olaylar. Gelecek yıl Tahran'da olmalıyız diyerek de aslında bu kaosun sebebini, arka planını bir şekilde ön plana
çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu tehdit değerli izleyenler. Trump'ın yakın ekibinde bulunan Rudy Giuliani, Fransa'da İran rejim muhalifi halkın mücahitleri örgütünün toplantısına katıldı. İran'a yaptırımların artacağını söyleyen Giuliani, İran'daki rejimin sonunun yaklaştığını görebiliyoruz. Mollalar gitmeli, özgürlüğe çok az kaldı. Seneye bu toplantının Tahran'da düzenlenmesini istiyorum dedi deniliyor. İşte bu açıklamayla paralel bir şekilde İran'da yaşananlarda su eylemleri başladı başlığıyla duyuruluyor. İran'da zam protestolarına su eylemleri eklendi. Petrol zengini Huzistan vilayetinde cuma günü su kıtlığı nedeniyle başlayan gösteriler çatışmaya dönüştü. Görüntülerde ölü ve yaralılar olduğu görülüyor. Kalabalıkların sokağa döküldüğü Hürremşehir ve Abadan kentlerinde nüfusun çoğunluğu Araplardan oluşuyor deniliyor haberde. FETÖ'nün kasetçisi cezaevinde ölü bulundu, hatırlayacaksınız. Geçen ay Eskişehir'de tutuklanmıştı değerli izleyenler. Deniz Baykal ve MHP yöneticilerine yönelik kaset kumpasının elebaşlarından eski polis müdürü Zeki Güven Sincan cezaevinde öldü. FETÖ'nün altın çocuğu olarak anılan Güven'in kalp krizi geçirdiği iddia edilse de ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek deniliyor haberde. Masonik çeteye dikkat, yine sür manşette devam edelim Yeni Şafak'ta. Hedefleri yeni sisteme sızmak. FETÖ'nün deşifre olmasıyla devlet içindeki uzantılarını kaybeden Mason örgütleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeniden devlete sızmak için yoğun çaba sarf ediyor deniliyor haberde. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine sebep bir olay aktaracağız sizlere. İsrail Özkan'ı bırakmıyor başlığıyla duyuruluyor haber. İsrail 11 Haziran'da gözaltına aldığı Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ı bırakmıyor. Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından dönüşte havalimanında alıkonulan Özkan'ın gözaltı süresi 3 gün daha uzatıldı deniliyor haberde. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Huzur koridoru eve döndürür. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yapılan röportaj, özel röportaj bugün Milliyet'in manşetini oluşturuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için yaptıkları çalışmaları anlattı deniliyor haberde. Yıllardır mültecilerin sorunlarını çözmeye çalışan Fatma Şahin, Suriye'de hayatın normale dönmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Cerablus gibi nüfusu 3000 kişiye düşmüş ölü şehri 15 gün içinde canlandırdık diyen Şahin, suyunu götürdük, elektriğini bağladık, okulunu ve yolunu yaptık. Bir anda nüfusu 100 bine çıktı ifadelerini kullandı. Gelirken bana kavun getir, az önce Minik Eylül'ün haberini vermiştik değerli izleyenler. İşte bu sözlerde babasından son isteği Eylül'ün. Ankara'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki kızı Eylül'ü toprağa veren baba İbrahim Yağlıkara, onu önlükle doktor olarak görmeyi çok istiyordum diyor. Acılı baba küçük kızının kendisinden son isteğinin de kavun olduğunu anlatıyor. Gerçekten yürek burkan bir hikaye. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot sayısı 1000'e yaklaştı diyor Milliyet Gazetesi aktardığı bir diğer haberinde. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilot ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki pilot sayısı 1000'e yaklaştı deniliyor haberde. Star gazetesiyle devam edelim. Kimyasal hadım yolda, az önce de aktardık. Başbakan yardımcısı Bekir Boğaz'dan özellikle tecavüzlere, çocuk tecavüzcülerine yönelik yeni dönemde önemli kararlar alınacağını belirtti. Radikal kararlar alınacağını belirtti. Onlardan biri de kimyasal hadım. 8 yaşındaki Eylül'ün istismar edilmesinin ardından vahşice öldürülmesi kimyasal hadım cezasını yeniden gündeme getirdi. Başbakan yardımcısı Boza, cinsel kastrasyon yaptırımının devreye sokulacağını açıkladı. Hemen altında da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkes çocukların her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Bir kez daha insanlık, vicdan, merhamet toprağa gömüldü. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir sözü Star gazetesinde bu haberin hemen altında yer buluyor. İhracat rakamlarına yönelik bir haber. İhracatta rekor yükseliş sürüyor deniliyor haberde. Türkiye'nin ihracatı küresel operasyonlara rağmen son 20 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor. İhracat 12 milyar 600 milyon dolara çıktı deniliyor haberde.
Türkiye gazetesiyle devam edelim. Üç aşamalı cumhur sistemi mülga haftası bugün Türkiye'nin manşeti değerli izleyenler. Parlamenter yönetime ait ne varsa bu hafta ilga edilecek, yani yürürlükten kaldırılacak. Neymiş bunlar? Mevcut kanunlarda yol temizliği yapılacak, başbakanlık ve bakanlıklar kapatılacak, yeni kabine gecikmeden kurulacak deniliyor haberde değerli izleyenler. Profesör Doktor Fuat Sezgin'e Alman küstahlığı eserleri hala esir başlığıyla dün ebediyete uğurladığımız ve cenaze törenine de başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok devlet yetkilisinin katıldığı Fuat Sezgin'e yönelik Almanya'nın küstahlığı Türkiye gazetesinde yer buluyor. Sezgin'in kendi çabalarıyla topladığı binlerce kitabına geçtiğimiz yıllarda Alman devlet tarafından milli kültür mirası denilerek el konuldu. 25 bin cilt ve 300 el yazması kitaptan oluşan eserlerin 2/3'ü Türkiye'ye getirilemedi. Yargı yoluna başvuran Kültür Bakanlığı iade işlemleri için yoğun çaba sarf ediyor deniliyor haberde. Bu haberin hemen yanında Gandalf Dede Korkut mu başlığıyla dikkat çekici bir haber yer buluyor değerli izleyenler. Gandalf biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi adlı seri sinema filminde bir büyücüyü canlandırıyordu. İşte Türk hikayelerinden alıntı olduğunu söylüyor. Kim diyor? Yönetmen Öner Kılıç. Kahramanlarımıza sahip çıkmıyoruz. Yüzüklerin Efendisi filminde Dede Korkut'u alıp Gandalf karakterine dönüştürdüler şeklinde bir iddia ortaya atıyor. Vatan gazetesiyle devam edelim. Geride bıraktığımız hafta sonu YKS sınavı yapıldı biliyorsunuz. Ve bu konuda Vatan gazetesi manşetini bu konu üzerine ayırmış. PISA geldi başlığıyla. Üniversite adayları sınav maratonu tamamladı. ÖSYM ilk kez dünyada öğrenci kalitesini ortaya koyan PISA testine benzer düşündüren sorular sordu deniliyor haberde. PISA testlerinde Türk öğrencilerin çok gerisinde kalması, bizdeki sınav ezbere dayalı, analiz gerektiren sorular şart diye eleştiriliyordu. ÖSYM kulak verdi. Türkçe'de tarih, geometride harita bilgisi, matematikte mantık önermeleri kullanılan bir sınavla ilk kez karşılaştık deniliyor haberde değerli izleyenler. Su isyanı başlığıyla İran'daki o olayları bugün Vatan Gazetesi ilk sayfasında duyuruyor. İran'da ekonomik krizin tetiklediği sokak eylemlerine bu kez de su isyanı eklendi. 4 ölü var. Ekonomik krizle boğuşan İran'da bu kez de temiz su isyanı çıktı. Hürremşehir kentindeki eylemlerde göstericilere gerçek mermiyle müdahale eden güvenlik güçleri 4 kişiyi öldürdü deniliyor haberde. Çocuklar için Amerika Birleşik Devletleri'nde isyan, Tahran'daki, İran'daki isyandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki isyana bakalım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde yüz binlerce kişi ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Başkan Trump'ı protesto etti deniliyor. Son olarak Sabah gazetesine bakalım. Emine Nine, Mahmut Dede külliye konuğu. Kim bu Emine Nine ve Mahmut Dede? Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da oy vermeye yalın ayak giden Emine Mahmut Yılmaz çiftini Beştepe'ye davet etti. Kahramanmaraş'ta yaşayan Mahmut Yılmaz ve eşi Emine Yılmaz 4 yıl önce ahdettik seçimde Erdoğan'a oy vermek için yalın ayak yollara düşeceğiz demişti. 24 Haziran'da sözlerini tuttular. Olayı medyadan izleyen Erdoğan çifti arayarak külliyeye davet etti. Mahmut Yılmaz telefon gelince önce işletiyorlar sandım, hala şoktayım. En büyük hayalim onu görmekti dedi deniliyor haberde. Evet, gazetelerden aktaracağımız haberleri sonlandırıyoruz. Gelişmelerle gündem devam ediyor. Az önce gazete haberlerinde de aktardık. Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve 94 yaşında hayatını kaybeden Profesör Doktor Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı. Hocaların hocası için İstanbul Fatih Camii'nde dün öğle vakti gerçekleştirilen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte çok sayıda bakan, akademik çevreler ve vatandaşlar katıldı. Sezgin'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Onun kardeşi
94 yaşında yaşama veda eden dünyaca ünlü İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın kıldırdığı hocaların hocası için gerçekleştirilen son vazifede devletin zirvesi İstanbul Fatih Camii'ndeydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilim noktasında kararlı bir insan ve bir vatan sevdalısı olarak tanımladı Profesör Doktor Fuat Sezgin'i. 2019 yılının Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edileceğini duyurdu. İnşallah müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu, talebi daha önce de olmuştu. Ve bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için hem ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir iz düşümü olur diye düşünüyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın. Konuşmasının ardından Erdoğan'la birlikte Başbakan Yıldırım, Meclis Başkanı Kahraman'la Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Sezgin'in tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Sezgin'in cenazesi Gülhane Parkı'nda toprağa verildi. İslami bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Profesör Fuat Sezgin, ilk cildini 1967'de tamamladığı ve insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan 17 ciltlik Arap İslam Bilim Tarihi'nin 18. cildini yazıyordu. 121 cilt kitabı. Yaşamı boyunca çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görülen Sezgin öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görüldü. Türkiye'de ilim hocalarının arasında... Evet, bir hatırlatma yapalım değerli izleyenler. TRT Diyanet olarak bugün Fuat Sezgin Hoca'ya, merhum Fuat Sezgin Hoca'yla ilgili özel yayın gerçekleştireceğiz akşam saat 21'de ve birbirinden değerli konuklarla tüm yönleriyle Fuat Hoca'yı değerlendireceğiz. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Sayın seyirciler, 2 milyondan fazla üniversite adayı dün zorlu maratonun ikinci adımı için ter döktü. Üniversiteye geçiş sisteminin değişmesiyle birlikte ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya alınan ve Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testine giren adaylar sonuçlarının açıklanacağı 31 Temmuz'u bekliyor. Üniversiteye girişte iki adımlı zorlu maratonun ilk sınavı cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Pazar günü ise üniversite adayları bu kez alan yeterlilik testine girdi. Türkiye'de 81 ilde 7.884 binada 129.291 salonda uygulanan sınava 2.381.784 üniversite adayı başvurdu. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu 4 testten kendi alanlarına yönelik soruları yanıtladı. Alan yeterlilik testinde matematik, fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatıyla sosyal bilimler soruları karşısında ter döken adaylardan bazısı soruları kolay bulurken bazısı da uzunluğundan yakındı. Dünkü sınava göre tabii daha zordu. Ben her şeyi yaptım, bütün bölümleri. Paragraflar çok uzun. Vallahi gözlerimiz görmüyor. Süresi güzeldi, süre iyiydi. Kimya beklediğimden kolay geldi. Düne göre bugünkü sınav biraz daha bilgiye dayalıydı. Ben 2015 ve 2014'te de girmiştim. Bu sınav sistemi daha rahat. Stres ve heyecanı sona eren milyonlarca aday artık emeklerinin karşılığını görmek için sonuçları bekliyor.
Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak ve ardından tercih maratonu başlayacak. Evet, basında Diyanet'le devam ediyoruz. Ankara'da 8 gün önce kaçırılan Eylül'ün yapılan çalışmalar neticesinde cesedine ulaşılması gerçekten toplumu derin bir şekilde üzüntüye boğdu değerli izleyenler. Hem üzüntü hem bir nefret vardı bu olayı gerçekleştiren kişiye yönelik de. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ta yayınladığı bir mesajla bu tepkisini dile getirdi dedik. Türkiye Gazetesi de bu konuyu bugün okurlarına duyuruyor. Adalet mutlaka tecelli edecektir sözünü hocanın bugün bu habere başlık yapıyor. Küçük Eylül'ün vahşi öldürülmesine Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da sessiz kalmadı diyor. Türkiye çocuğun ailesine başsağlığı dileyen Erbaş, biz inanıyoruz ki herkes çağının şahidi ve sorumlusu olarak iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir diyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. Milli Gazete hem ruhlarını hem bedenlerini güçlendiriyorlar. Gaziantep'ten bir haberi bugün okullarıyla paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde sosyal destekleme programı kapsamında hayata geçirilen gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yanı sıra spor ve sosyal aktivitelerle vakit geçiriyor. Ukkaşe Bin Mihsan Camii'nin altında kurulan Şehzadeler Kültür ve Spor Merkezi'ne gelen 1050 öğrenci spor aktiviteleriyle yeteneklerini geliştirirken merkez içerisindeki etüt salonunda ders çalışma imkanı buluyor deniliyor haberde. Milat Gazetesi İmam Hatipli Andalip ailesinin gururu oldu deniliyor aktardığı bir haberinde. Müslümanlığı seçen ve Türkçe bilmeyen Rus anne babanın İmam Hatip'te okuyan kızları Andalip Gonçorova liseye geçiş sınavında 421 puan alarak %1,15'lik dilime girerek büyük bir başarı elde etti. Müslümanlığı seçen ve Türkçe bilmeyen Rus anne babanın İmam Hatip'te okuyan kızları Andalip Gonçarova girdiği LGS'de büyük bir başarı elde etti. Andalip'in ablası İklil Gonçarova da İmam Hatip'te okuyordu deniliyor haberde. Evet, basında Diyanet'ten aktaracağımız haberler bu kadar. İsrail'den bir haberi sizlere duyuralım değerli izleyenler. İsrail askerleri Filistin'de bir genci daha şehit ederken Gazze şeridinde toprak günü etkinliklerine katılan sivillere ateş açma sonucu yaralanan 14 binden fazla Filistinli zor durumda. Hayata tutunmaya çalışan yaralılara müdahaleler yetersiz kalınca tedavi süreçleri de uzuyor. Ailelerse perişan halde. Tıpkı üçünün durumu ağır, dört çocukları İsrail askerlerince yaralanan İsevi ailesi gibi. İsrail askerleri sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden toprak günü etkinliklerinde 133 Filistinli'yi şehit etmiş, 14 binden fazla Filistinli yaralanmıştı. Gazze'li Nimet Ehli İsevi 4 oğluyla katıldı gösterilere. Şehit vermedi ama çocuklarının 4'ü de yaralandı. Aldıkları yaraların ağırlığı ve Gazze genelindeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavileri ağır ilerleyen İsevi kardeşlerden ancak biri sağlığına kavuştu. Biri hastanede, ikisi de evde yatalak. Dahası eşi de felçli. İsrail askerlerinin müdahalesinde kendisi boynuna gaz bombası kapsülü isabet etmesi sonucu yaralanan anne Nimet İsevi, evde hareket edemeyen iki oğlunun bakımıyla ilgilenirken bir yandan da Mısır'daki hastaneye sevk edilen üçüncü oğlu için endişeleniyor. Gösteriler sırasında kasık bölgesinden yaralanan 26 yaşındaki oğlum Ahmet hiç hareket edemiyor. Kardeşi 18 yaşındaki Mazin ise karnından yaralandığı için doktorların talimatıyla tekerlekli sandalyede tedavi sürecini geçiriyor. Diğer oğlum Atıf 6 kez ayağından yaralandı ve durumu daha kritik olduğu için hastanede tutuluyor. Onların günlük bakım ve ihtiyaçlarına yetişmeye çalışmanın yanı sıra maddi imkansızlıklarda annenin belini büküyor. Bazen çocuklardan biri geçici bir iş bulurdu, bir süre onunla idare ederdik. Sonra diğeri bulurdu ama şimdi hepsi bakıma muhtaç hale geldi. Eşim ise birkaç yıl önce felç geçirdi. Bu yüzden o da çalışamıyor.
Filistinli anneyi 3 evladının durumu çok üzüyor. Yine de İsrail'e karşı direniş azminden hiçbir şey kaybetmemişler. Kendimi düşünmüyorum. Çocuklarıma çok üzülüyorum. Aldıkları yaralar nedeniyle hareket edemiyorlar. Ancak yarın onlar iyileşse yine hep birlikte Gazze sınırına koşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet, bu haberle bize ayrılan sürenin de bugün sonuna geliyoruz. Hatırlatma, az önce yaptığımız hatırlatmayı tekrar yapalım. Fuat Sezgin Hoca'yı biz de bugün TRT Diyanet olarak ayrıca özel bir yayında anacağız değerli izleyenler. Bugün akşam saat 21'de birbirinden değerli konuklarla tüm yönleriyle Fuat Sezgin Hoca'yı, Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'yı masaya yatıracağız. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Hayırlı haberler alacağınız bereketli bir gününüz olsun. İnşallah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.